Fotoğraflarına bile bakamayacak kadar utanıyorum. Cansu, inanmıyorum. Nasıl oldu bu? Oldu işte. Doktorlar dışarıda daha iyi olacağımı söylediler. Sanem Hanım da beni çıkarttı. Peki ilaç meselesi? Ha şey, biz onu konuştuk. Şimdi başka şeylerden konuşalım, olur mu? Odanı da düzenlemiş. Spor malzemeleri gitmiş. Evet. Odamla uğraştığından bahsetmişti. Hı hı. Uğraşmıştır. Temizlik ha? Umutsuzluğumu temizlemeye çalışıyorum. Ama neyse. Neler kaçırdım hastanedeyken? Hadi bana onlardan bahset. Sanem Hanım... Hayır, hayır. Sanem Hanım değil. Ben Emir'den bahsediyorum. Yani Emir ve Feriha'dan. Yani onlar evlendiler öyle mi? Evliler şu anda. Evi de satıyorlar. Hayatımdan çıkıyorlar. İkisi birlikte. Cansu, bak bunları saklayabilmenin bir yolu olsaydı inan bana saklardım. Ama başka bir şekilde öğrenmeni istemedim. Nasıl ya? Evlendiler diyorsun. Evliler yani. Gidiyorlar. Bak onların bir hayatı var. Senin de bir hayatın var. Bu senin ikinci şansın. Ya mahkemeden sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ama bu şansı iyi kullanmak zorundasın Cansu. Biliyorum. Emin ol bunu benden iyi kimse bilemez. Neyse, bu konuyu kapatalım. Sanem Hanım'a gelelim. Buraya getirdi seni, güzel. Peki Sanem Hanım'la şu ilaç meselesini konuştunuz mu? Cansu, duydun mu beni? Bak, ben Sanem Hanım'ın kendi elleriyle sana ilaç verdiğini gördüm. Bunu biliyorsun değil mi? Dilara, ben o ilaçları yutmadım. Saçmalıyorsun. Dedim ya, yutmadım işte. Cansu, yalan söylüyorsun. Ben senin o ilaçları yuttuğunu gözümle gördüm diyorum. Ya ben siz yanımdayken o ilaçları sadece ağzımda tutuyordum. Siz görmediğiniz zaman da tükürüyordum onları. Peki bunu bana hastanedeyken niye söylemedin? Kafam karışıktı. Ya Dilara, bunları konuşmayalım artık lütfen.